Güneşli, taptaze bir bayram gününden herkese merhaba. Umarım karantina iyi geçiyordur ve yine umarım herkesin sağlığı ve keyfi yerindedir. Ben bir süredir biraz rahatsızım, bugün de öyle. Ve çok keyifsizim aslında. Üzerimde koskocaman bir olumsuz enerji var. Bu yüzden bugün kitaplığımı düzenleyeceğim. Şifayı sevdiği şeyleri yapmakta arayanlardanım. Bu video beni aşırı heyecanlandırıyor. Şu an hemen ardına hızlandırılmış bir şekilde kitaplığı nasıl düzenlediğimin videosunu koyacağım. Ardından en yakın arkadaşımla bir kitap sohbeti gerçekleştireceğiz ve o videoyu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Benim şu ana kadar hazırladığım videolar arasında beni en çok heyecanlandıran bu video. Şu an bile kalbimin sesini duyabiliyorum. Umarım çok güzel olur. Ve hoşça kalın. Merhaba, şu an kitaplık düzenleme videosunun düzenledikten sonra konuşma kısmındayız. Yanımda çok sevgili arkadaşım Sinem var. Merhaba. Sinem benim 2013'ten beri mektup arkadaşım, 2018'den beri de komşum. Heyecan verici bir andayım o yüzden şu an. Taş kesildim. Yaklaşık 2 saattir bağlanmaya ve bir görüntü oluşturmaya çalışıyoruz. Ve ciddi anlamda da eğlendik. Fakat şu an konuşurken iyice gerim gerim gerildim. Ve ne kestiremiyorum. O yüzden Sinem'i tanıtmakla başlıyorum. Dediğim gibi mektup arkadaşım, aynı zamanda en yakın arkadaşım Sinem. Ve belki biraz kaba bir tabir olacak bilmiyorum ama benim bu dünyada umuda dair çaktığım en sağlam kazık Sinem diyebilirim. Hep içimde bir şeyleri yeşertmenin bir yolunu bulur. O yüzden böyle çok ayrı bir yeri vardır bende. Şu anda da onunla çok sevdiğimiz bir şey yapacağız ve kitap konuşacağız. Bu normalde bizim kendi sohbetlerimizde ilk defa böyle bir sohbet başka bir yere yansıyor. O yüzden çok heyecanlıyım. Evet efendim, sendeyiz. Biraz da sen kendini tanıt. Ne yapıyorsun? Niye buradasın? Kimsin? Nesin? Ne oluyor arkadaş? Neciyim, kimin nesiyim? Evet. Merhaba öncelikle sana ve herkese. Tüm sevgili takipçilerine. Yine duygusal bir giriş yaptın. Bundan sonrası nasıl devam eder bilmiyorum. Umarım pıt 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 gözyaşı dökmeyiz. Elif garip ama 2013'ten beri benim mektup arkadaşım. 2018'den beri ise komşum. Bizim için çok enteresan çünkü hiç 5 yıl sonrası için böyle bir şey hesap etmiyorduk. Aksine bu bana öyle geliyordu ki ömür boyu mektuplarla sürer gider ilişkimiz ve öylesi bile gerçekten çok güzeldi. Velhasıl 2018'de yolum İstanbul'a düştü ve komşu olduk. Yani artık 2 sokak ötedeyiz ve onun mutluluğu tabii ki çok daha ayrı. Ama mektuplarımız da hala sürüyor. Böyle de değerlerimize bağlıyız.
Elif Umut dedi, kazık çaktım dedi ama benim ondan beslendiğimin de her zaman farkında olmuyor. Aslında ben de güneşini, suyunu ondan alan bir insanım. O yüzden burada huzurunuzda teşekkür edeyim. Azıcık elma elma olmaktan hiçbir zarar gelmez. Bugün umuyoruz ki çok keyifli bir kitap sohbeti gerçekleştireceğiz. Biz bunu birlikte yapmaktan çok keyif alıyoruz. Buna neden siz de tanık olmayasınız? Çoğalalım, birlikte büyüyelim inşallah. Hadi bakalım. Hadi, hadi inşallah. Hadi Evet. inşallah. Ramazan'dan çıktık efendim. Çok gerginim. İkimiz de arkamızda kitaplık aldık. Magazin sohbeti yapabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü genelde böyle yapıyorlar. Demek ki doğrusu bu. Bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Bu arada fark ettiğiniz üzere ben bu iletişimin zıpır olanıyım. Yani hani bakarsınız dersiniz ki bu hoppa o benim. evet. Çok merak ediyorum bana nasıl katlanıyorsun ama bu sorunun cevabını istemiyorum. Bu istediğim bir cevap değil. Hemen başlamak istiyorum ben kitaplığı neye göre düzenlediğimi. Kitaplığı yayınlara göre düzenledim. Bu benim çok uzun süre, gerçekten çok uzun süre, yani şu ana kadar aslına bakarsan direttiğim bir şeydi. Dedim ki yapmayacağım. Hep böyle kategoriye göre düzenleyeyim, sevdiğim kitapları ayrı bir yere koyayım, işte sevdiğim yazarları bir arada toplayayım, işte ya şiirleri bir arada toplayayım ya işte özellikle beğendiğim kitapları bir arada toplayayım gibi 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 böyle bir kategori anlayışım vardı ve bu gerçekten çok uzun yıllar sürdü. Takdir edersin ki bunu oluşturması ayrı, koruması apayrı zor. Hele ki bu işte okul sürecinde falan yeni kitaplar ekleniyor, o kitapları koyuyorsun, işte notlar geliyor, defterler oluyor, bir şeyler oluyor. O kadar kalabalık bir görüntü ve takip etmesi çok zor. Devamında da ortaya karmakarışık bir görüntü çıkıyor. Yani öncelikle kitaplığın düzgün olması şu an beni çok mutlu ediyor. Adeta bir kitaplık memuru gibiyim. Kütüphane memuru gibiyim. Kitaplık memuru. Düşünün bir tane kitaplığın memurum. Öf ya, hep şımarık, hep şımarık nereye kadar? Yani Gerçekten gerçekten memur gibiyim. Ben önce de kendi kitaplarımı şıpıdık mı? Şıpıdınık bu. Nerede ne koyduysam ben koyduğum için. Ama şu an ben bulabileceğimi zannetmiyorum bu kitaplıkta. Her ne kadar tertemiz, düzenli dursa da. Kendimi yanıltmadım. En çok İş Bankası'ndan kitabım var. Devamında işte YKY, İletişim, Metis, Can Yayınları böyle böyle gidiyor. Devamında çok farklı, fazla yayından da kitaplar olduğu için çok karıştı iyice birbirine. Özellikle ikinci kitaplığa doğru. Ben bu ikinci kitaplığı hep biraz üvey evlat muamelesi yapıyorum. İnşallah bu yıl yapmam. Zannetmiyorum, yaparım gibi geliyor. Ben biraz bana da öyle geliyor. Benim kulağıma şikayetler geliyor o kitaplıktan ama bilmiyorum, aralığa çıkar artık. evet. Fakat şöyle bir şey oldu kitapla düzenlerken. Ben bu kitaplıktan yani nereden baksan şu an gözümün önünde 30 kadar kitap ayırdım. Yani kurtulma niyetiyle, elimden çıkartma niyetiyle. Ona rağmen ilk yerleştirdiğimde dergiler sığmadı ve yabancı dil kitapları sığmadı. Normalde şurada olan bu dergiler ve yabancı dil kitaplarını sığdıramadım. Dedim ki yabancı dil kitaplarını yine başka bir yere koyarım ama dergilerim burada duracak. O yüzden buradaki düzeni biraz bozdum. Dergileri buraya itiştirdim. Yukarıya doğru dağıldım. O saatten sonra iyice yıprandım. Bir tane düzenleme videosu var. Düzenleme videosunun yarısında şöyle. Yeter. Gerçekten ağlamak üzereyim. Artık kan ter içinde kaldım ve onu oraya koy, bunu buraya koy. Haldır haldır çalışıyorum. Hava sıcak. Yani sıkıntılı zamanlardı gerçekten. Sen neye göre düzenliyorsun kitaplarını? Ben aslında bir yere kadar senin de söylediğin gibi biraz o kalıplara sıkışmış vaziyetteydim. İşte şiirler bir arada dursun ya da yapı krediler bir arada dursun. Zaten
Kitap severlerin kitaplarında mutlaka bellidir. Yapı Kredi, o siyahlar belli bir sırayla dizilir. Ya da işte Hasan Ali Yücel klasikleri hep bir dizi halinde durur. Evet, onlar gerçekten çok şık. Ama onun dışında biraz o sınırlamalardan uzaklaşmaya gayret ediyorum. Örneğin şiirler de kafasına göre bir yerlerde duruyor. Çünkü bence şiirler her zaman özgür olmalı. Ya da bin bir türlü yayın evi, keşke o kadar yayın evi olsa ama hepsi bir hafta karışık vaziyette durabiliyor. Ben açıkçası daha çok harf sıralamasına göre dizmeye gayret ediyorum. Tıpkı bir kütüphane usulü. Daha çok ondan şaşmamaya çalışıyorum. Onun dışında öyle bir kısıtlama yok yani, yayın evi, tür. Harf çok böyle sinir bozucu bir şey değil mi? Yani yeni bir kitap aldığında bütün sıranın kayması demek değil mi bu? Bir liste halinde düşünüyorum. Yani onu oraya koyacaksın. Belki sığmayacak o rafa, öteki rafa koyacaksın. Onu oraya, hani iki tane yeni kitap aldığını varsayıyorum. İkisini o araya koydun. Geri kalanların hepsinin yer değiştirmesi lazım. Çok büyük bir zahmet değil mi bu? Gerçi ben kime ne soruyorsam, yani sen yaparsın da işte laf olsun. Sen şey yapma bana, Yani bakma. yükseleniniz Başak Burcu'ysa bunu büyük bir keyifle yaparsınız. Ben de referansımı yükselen burcumdan alıyorum. O yüzden o düzen bozulduğunda zaten beni çok rahatsız ediyor. Dolayısıyla tekrar düzenlemesi benim için büyük bir keyif. Darısı başında ev. Benim bildiğim kadarıyla ana burcun süpürge. Yani yükselenin yapmış, ilgilendirmiyor. Sen süpürge burcusun benim bildiğim. Keşke öyle Yani bir burs olsa. bozucu olabilir senin. Yani bunu ima olarak kabul ediyorum ama çok üzerinde durmayacağım. Evet. Yani şu kitaplığı sırf şu videoyu açacağım diye düzenledim arkadaşlar. Yalan yok gerçekten. Bu kız canıma tak ettirdi beni. Bakın gömlek giydim. Ben gömlek giydim ki yani hazır ve nazır karşısında durabileyim diye. Ben eziyet gördüm. Hayır efendim, ayrıca burada kitaplara layık olma söz konusu. Yani burada benim hiçbir suçum yok bence. Ki önünde tıpkı bir prenses gibi gayet şık duruyorsun yani. Kötü hiçbir şey yok. Evet. Geceden örüp de yattığım saçlarımla yani parfanalı bir prenses. Kesinlikle. Evet. Şimdi hemen bir başka noktaya geçiyorum. İyi ki bunları önceden ayarlamışım, yoksa buradan dağılması çok kolay olurmuş. Sanki hiç dağılmamışız gibi. Kitaplardan kurtulma kararı aldım. Onlardan bahsedeyim. Öncelikle bence herkesin hayatında en azından okuma serüveninde bir yol kat etmiş herkesin hayatında. Yani okudum ama şunu da okumasaydım dediği kitaplar vardır diye düşünüyorum. Çünkü bazı kitapların içine girmeden bilemiyorsun, ya da bazı yaşlar illaki o kitapların içine girmeyi söylüyor sana ve giriyorsun. Benim bu noktada en böyle ince karnım diyeyim, Alacakaranlık serisi tabii ki. Yani Değil evet. Burada kapatmak istersen saygı duyarım. Karşımızda bir Türk öğretmeni var bu arada. Ağlayarak izliyor beni şu an. ne Evet. yazık. Alacakaranlık serisinden kurtuluyorum ve diğer tüm vampirlik. Diğer, daha doğrusu başka vampirlik kitabım yok galiba. Birkaç tane daha var ama onları da okumadan bıraktım diye hatırlıyorum. Çünkü böyle kekremsi bir tat veriyor daha sonra bu vampirler sana. Hani muhtemelen bütün kanı emdikleri için geriye kalan posadan geliyor o kekremsi tat. Hiç Yani meyvesi. okumadığım için bilmiyorum canım. Kusura bakma. Burada şu anda yani seninle Benim yazı aslında olarak tabii. ben şu anda yalnızca senin bir abonenim. Bu söylediklerinden sonra çok da bir ortak noktamız olmadığını fark ediyorum. Evet, devamında neler var? Bir tane kitap buldum mesela. Diyor ki çok gizli ikna taktikleri, işte bunları yaparsanız karşınızdakileri hemen ikna edeceksiniz. Bu tarz bir kitap. Yani şöyle öne arkaya bir baktım, kitabın üstünde 9,99 etiketi var. Yani 10 liraya bütün dünyanın sırrını alabiliyorsun. Öyle. Secret yani. Çok özel bir kitap.
Onun dışında birkaç tane çok çok aşk romanı buldum. Yani hani aşk da çok aşk yani. Hani çok aşk anneciğim. Yalnız Yani küçük kitaplar kilisinde. ben hiç böyle aşk romanı okuyabilen, aşk yani romanıyla tutunabilen biri değilim. Genel olarak ya ben eğer bir aşka dair bir şey olacaksam ben aşk şiiri olurum. Aşk romanı olamam. Yani hani şey olurum ben anca. Böyle bir anda sevgilinin karşısına çıkıp söylenen bir çift söz olurum ama onun her şeyinin anlatıldığı böyle destansı bir kayıt olamam. O yüzden aşk romanları benim için en azından şu yaşıma kadar hiç tesir eden şeyler olmadı. Ve tesir etmenin de ötesinde katlanabildiğim şeyler olmadı. Bazen böyle heves ediyorum, diyorum ki azıcık da okuyayım. Hani denk geliyorum bazen böyle Instagram'da veya internette gezinirken parça parça işte paragraf paragraf paylaşıyorlar. Paragrafın sonunu getiremiyorum ki ben çok böyle titizlenirim hani okuyorsam en azından bir bitireyim. Bu okumayı öğrendiğimden beri var bende böyle çocuk gibi bütün ilanları okurum. Böyle hastalıklı bir huydur bu. Bilirsin hani ilan okurum, gazete okurum. Aa orada biri bir şey yazmış, küfür yazmış. Aa okurum falan hani hiç. Oradaki refleks okuma üzerinedir ya. Ya onu bile böyle engelleyen, kesen bir şey var orada. Birkaç tane öyle roman buldum. Bu arada popüler şeyler ha. Gerçekten isim vermek istemiyorum ama onun dışında bana hediye edilmiş bazı çok kötü kitaplar var ya. Bunlardan artık kurtulmam gerektiğini biliyordum ama yani kısmet bugün emin. Yani açıkçası üzülüyorum. Bu arada bana hediye edilmiş kitaplar arasında yani tuhaf olmasına rağmen kitaplıkta bıraktığım bir tane kitap var. Ortaokul arkadaşım. Evet, ortaokul arkadaşım bana bir kitap hediye etmiş. Kitabın teması şu. İşte ebeveyn çocuk ilişkisi. Ortaokul. Yani demek ki bunu ileri görmüş, öngörmüş, anladın mı? Demiş ki kızım buna ihtiyacı var. Ben bunu vereyim demiş. Yani bu kadar nokta atışı bir kitap hediyesi ben hiç ömrü hayatımda almamışımdır. O kitabı mesela atmadım. Ama onun dışında bana alınmış böyle çok kötü kitaplar var ya. Yani okuyoruz diye de çer çöp okumuyoruz be. O kadar da değil yani. Çer çöp diyorum çünkü hiçbirinin adını ve yayınını Peki bir şey göstermeyeceğim. sorabilir miyim? O kitabı neden atmadın? Şey mi? Ebeveyn temalı olanı mı? Evet. Neden atmadım? Dedim ki bunu okurum belki. Anladım. Ama yani şey değil hani boş bir kitap değil bildiğimiz ebeveyn çocuk ilişkisi. Kitabın temeli bu. Hani Güzel. Ne hala? kitap olarak neyi değiştirebilirim bilmiyorum ama gelmişim 22,5 yaşına. Denerim belki diye düşünüyorum. Ya bir de kıyamadım yani. Gerçekten o yıllarda böyle bir kitabın alınması beni biraz güldürdü, biraz hüzünlendirdi, bolca düşündürdü ve kitap bir aldı en nihayetinde. Onun dışında klasik de olsa çok kötü yayınlardan ya da böyle işte belediyenin falan verdiği kitaplar vardı. Onları da hoşça kalsınlar artık. Bir de mesela bazı kitaplar var. Yani güzel olsa kaç yazar diyorum. Üstünde 3,99 YTL yazıyor. Yani YTL hani kitap yani çok eski zamanlara ait. Keşke 6 sıfırlı falan kitap bulsaydım. Çok keyiflenirim. Gerçi o vardı da ben onları atmadım. Yani o yüzden atılanlar kategorisinde konuşmuyorum. Kitada emin misin? Efendim? Yani hiç bir şeyler ayıklanmış gibi durmuyor şu ana kadar. Ayırmadım derken, atmadım derken. Görseli göstermek isterdim ama o zaman yayınlar ve kitaplar da çıkar. Benim başımı belaya sokmak Yok, istemiyorum. yok. Yani çünkü Hiç öyle bir şey başım yok. belaya sokacaksa iletişimle falan girsin, YK ile falan girsin isterim ben. Bunlarla başım belaya bile girmesin sana öyle söyleyeyim. Allah'ım ya belanın da kalitelisini seviyorum. Gözden kaçmadı. Evet, bu arada eğer bu video
ilerleyen süreçte böyle çok izlenirse bir şey, geleceğe bir not bırakmak istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, eşim, dostum, akrabalarım, tanıdıklarım ve şu ana kadar hayatıma girip gelmiş, geçmiş, gitmiş ve benden kitap almış herkes. Şöyle şu an şunu yapayım. Allah aşkına, lütfen geri getirin oğlum benim kitaplarımı. Lütfen. Geri verin. Yani onlar benim anılarım. Ben onlara yani vaktimi ayırmışım, emeğimi vermişim. Çok kıymetli hepsi benim için. Yani insanı paylaşmaktan alıkoyuyorsunuz. Yapmayın. En sonunda panik atak oluyorum birine bir şey vereceğiniz zaman. Kitaplarımı geri getirin lütfen. Yani yenisini istemiyorum. Yenisini ben de alırım. Ben size verdiğimi istiyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Geri getirin. İnsanın babası bu kitap koyar mı ya? Yalnız koyar mı ne? Çok çirkin. Babam Suç ve Ceza'yı aldı 1,5 senedir memlekette. Benim Suç ve Cezam nerede ya? Gerçekten. Gerçekten. Ya bunu insanın babasının yapması. Çok acı. Ayıp. Ayıp. Bu bir çağrıdır. Bu çok büyük bir çağrıdır. Ne olur getirin kitaplarımı geriye. Ah, amma İhtiyaç şımardım ha. Efendim Canikom? mı? Ağlıyor musun? Gözyaşlarım onlar. Tabii yağmur değil, gözyaşlarım. Olabilir. Bir de seninle başka bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Demiştim ya mesela klasik de olsa kötü çevirileri ben elimden çıkartıyorum diye. Ben çevirinin ve burada tabii de yayıncının da oldukça etkisi olduğunu düşünüyorum kitaba. Yani çünkü orada kitapta bir metin okuyorsun sen ve o metin birinin başından geçmiş ama başka bir kültürde, başka bir yaşamda, başka bir hayatta. Sen onu kendi dilinden okumaya çalışıyorsun, gayret ediyorsun en azından. Ama burada seninle onun arasında bir de çevirmen faktörü var ya, çevirmen aslında bambaşka bir kitaba dönüştürüyor elindeki malzemeyi. Ve hani dil düşünceyi, düşünce de dünyayı doğurur bir noktada. Ve bence çeviri çok önem arz ediyor. Hatta bir tane kitap vardı. Sanırım Shakespeare'in kitaplarından bir tanesi. Bende birkaç farklı yayından var. Bir tanesi bildiğin üzere İş Bankası yayınlarından. Bir tane de bu Kurtulduğum kitaplarından bir tanesiydi. Hani mesela karşılaştırıyorum böyle şöyle farklılıklar var daha çok. Ya cümle yine benzer. Yani şey gibi Google Translate gibi hani işte aşk aşk diye çevrilmiş, nefret nefret diye çevrilmiş. Bunlarla tamam sıkıntı yok. Ama bağlanmamış aşkla nefret birbirine. Yani orada öyle bir şey var ki nüans hani buradan diyorsun ki ya bir şey çıkacak gibi ama çıkmamış. Böyle hani bir şey demek istemişler ama olmamış. Ya da acaba diyorum böyle hani kopyala yapıştır mı yaptılar bir yerlerinden? Hani kopyala yapıştır yaptıktan sonra aralar başka kelimeler sıkıştırdılar ki hani şey yaptığın kopyaladığın çok belli olmasın. Ödev misali gibi bir şey mi? Sen ne düşünüyorsun? Çeviriler hayatımızın neresinde? Görüyorum ki bu talihsizlikler okuru düşündürmeyi başarmış ama o düşündürmek bu düşündürmek değil. O yüzden tabii ki yanlış çeviri ya da kötü bir yayın evi aksine insanları kitaptan soğutabiliyor maalesef. Bu yüzden çevirinin ve yayın evinin gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çeviri yayınları aslında kulaktan kulağa oyunu gibi düşünebiliriz. Asla o eserin verildiği ilk hali gibi olmaz bir çeviri. Çünkü tamamen çeviren kişi ne anladıysa ya da onun kelime dünyasında hangi kelimeler varsa ona göre çeviriyor tamamen. Ne anladığına bağlı, ne hissettiğine bağlı belki yer yer. O yüzden önceliğimiz tabii ki güvenilir yayın evleri ve güvenilir çevirmenlerden okumak olmalı. Aslında bu konuda şöyle bir eksikliğimiz de var. Biz bunu okulda konuşmuştuk hocalarla birlikte. Bir derste kaç tane çevirmen bildiğimizi sormuştu hocalar. Ve asla hiçbirimiz yani bir yazar saydığımız kadar çevirmen sayamıyorduk. Bu da aslında bizim bir eksikliğimiz. Doğru. Çünkü
Bir yerden sonra o bilinç başlıyor sanırım. Eline bir kitabı aldığında çevirmenin kim olduğuna bakmak, ya da yayın evinin ne kadar önemli olduğuna dikkat etmek bir yerden sonra başlıyor. O bilincin de yerine gelmesi, evet, biraz zaman alabiliyor. Fakat bizim buradaki gayemiz zaten, eğer yolun başında olanlar varsa onlara biraz kapı aralamak. Kitap okumayı sürdürmek istiyorlarsa sanırım biraz çevirmenlere ve yayın evine önem vermeleri gerekiyor. Yoksa çok aksi sonuçlar doğabilir. Ya bir de kötü, yani tırnak içerisinde söylüyorum bunu, hani şöyle. Kötü kitap okuru soğutur, değil mi? Yani kötü çeviri aslında. Kötü kitaptan. Kesinlikle. Shakespeare söyledin. Ben de şöyle bir örnek vereyim. Kardeşimin lafında Hamlet var ve yayın evinin adını bile anmak istemiyorum. Aslında onun yaşlarında ben de öyleydim. Az önce söylediğim gibi yayın evinin öneminin hiç farkında değildim. O da şu an hiç bilmediği bir yayın evinden ve yayın evinden önemli bir yayın evinden okumanın ne kadar kıymetli olduğunun farkında olmadan okuyor maalesef o eseri. Ve dolayısıyla sorsan belki Hamlet'ten hiçbir şey anlamamıştır, hiçbir haz duymamıştır. Önemli olan bence her şeyden önce zevk almak. Yani o kelimelerin dizilişi, o kelimelerin doğru tercüme edilişi çok önemli. Bu yüzden yani o okurun kitaptan okumayı, edebiyattan soğumayı geçtim. Tiyatrodan bile soğuyabilir. Yani okuduğu her neyse. Bu biz tiyatro türünden söz ediyoruz. Ondan gidelim. Yani biz bu çocuğun ileride hiç bir tiyatro sahnesiyle karşılaşmayacağını bile düşünebiliriz. Çünkü bütünüyle soğumuştur, bütünüyle uzaklaşmıştır. Yayın evinin önemi bence buraya kadar uzanabiliyor. Keza çevirmenin önemi. Bu yüzden gerçekten bence günümüzde de çok daha eğilmek gerekiyor bu meseleye. Yani sadece senin benim değil, yayın evlerinin de hangi çevirmenlerle çalıştıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü ikisi aslında bir çatı altında. Öyle düşünebiliriz. Şu an çok üzüldüm, içerledim. Evet. Yine İyi de gün şeyler de var. İyi eksilmesin. çevirmenlerimiz de var.